Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an ıstılahlarından birisi olan takiyye ıstılahını anlayabilmemiz için gerekli altyapıyı oluşturan bilgilerden birisi de vela ve bera kavramlarının bilinmesidir. Yani Müslüman kimle dost, kimle düşman olabilir? Bunu bildikten sonra bir Müslüman e, takiye ile ilgili uygulamaları da Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yapabilir dedik. Sonra da vela ve beranın yani Müslümanın dostları ve dostu olmayanları kavramının e, nasıl anlaşılması gerektiğine dair ayetler, hadisi şerifler zikrettik ve dedik ki vela ve bera en başta uluhiyet olmak üzere kulun Rabbine imanı ile ilgili esaslardandır dedik. Kul iman ederken vela ve bera gibi bir kavramın da içini dolduracak şekilde iman etmesi gerekir dedik. Yine vela ve bera yani mümin kimle beraber kimin karşısında sorularının cevabı olacak. Önemli konular başlıklardan birisi de izzet meselesidir. İzzet. İzzet kelimesi onur ve şahsiyet demektir. Müminin izzet ve şahsiyetle ilgili anlayışı Vela ve beranın esasıdır. Vela ve beranın esas olduğu şeyde takiyenin yapılıp yapılmayacağı kime karşı yapılacağıyla ilgilidir. Bu sebeple bir vela ve bera konusunun alt başlığı olarak izzet yani müminin kişiliği, şahsiyeti, onuru Nasıl, nedir, ne ile ilgilidir, neyle bağlantılıdır sorusunun cevabını bulmamız lazım. Münafıkun suresinin 8. ayeti çok net bir ölçü koyuyor. Rabbimiz bu ayetinde buyuruyor ki وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلْرَسُولِهِ ve lilmu'minin velakin elmunafikin la ya'lemun. İzzet ne demekti? Şahsiyet, onur, kişilik demekti. Yani bir varlık sahibi olmak, itibara alınmak, üstün olmak, güçlü olmak, izzet. Ve lillahi'l-izzetu. İzzet Allah'ındır. Onur Allah'ındır. Üstünlük Allah'ındır. Kesin galibiyet Allah'ındır demek. Ve li rasulihi peygamberinindir. Ve lil müminlerinindir. Ve el munafikine la ya'lemun ama münafıklar bilmezler. Anlamazlar bunu münafıklar. Dikkat edelim. <laughs> İzzet, onur Allah'ındır. Bey, peygamberinindir ve müminlerindir buyuruyor. Münafıkun suresinin 8. ayeti sonra da velakinne'l munafiqina la ya'lemun. Münafıklar ama bunu bilmezler buyuruyor. Kafirler demiyor. Mümin şahsiyet konusu kafirin gündeminde olması gerekmiyor zaten. Zaten kafir mümini düşman biliyor. Düşman bildiği birisinin onurlu olmasını zaten istemeyecek. Ama münafık kendisi şahsiyetsiz insandır. Yürekli, ayakta durabilecek, ayakta tutabilecek bir kimlik sahibi değildir. E böylece de mümin bir insanın onuru nedir? Bunu da münafık bilmez zaten. Her halükarda müminlerin izzet sahibi olmaları gerekiyor. Neden? Çünkü velillahil izzetu ve li rasulihi ve lil mu'minin. İzzet. izzet eşittir ne demekti? Onur, şahsiyet, kişilik demek. Allah azizdir derken izzet sahibidir demektir. Ne demek azizdir? Her şeyde en üstündür. Yaptığı yerli yerindedir. Her şeyde galiptir. Mümin de Allah'tan kaynaklanan bir izzetin sahibidir. Müminin şahsiyeti Allah'ın izzetinden kaynaklanan bir şahsiyettir. Çünkü ayet velillahi izzetu ve li rasulih buyuruyor. İzzet Allah'ındır, peygamberinindir, müminlerindir. Velakinnel munafikin la ya'lemun. Munafıklar böyle bir şey anlamazlar. Onur kimdir? Kimdedir? Onurlu kimdir? şahsiyet kimin şahsiyetidir? Bilmeyen veya müminle kafir arasında kravattan başka bir fark görmeyen, koltuğa göre insan değerlendiren ama imana göre mümine aziz, kafire zelil demeyen, diyemeyen bu ayete göre velakin'nel munafikina la ya'lemun. Ama münafıklar bu hakikati bilmezler. İnsanlar imanlarına göre değerlendirilebilir. Mü'min, kafir. İnsanları kravatlarına, ceketlerine, koltuklarına, arabalarına, babalarının isimlerine göre, şirketlerinin, markalarının isimlerine göre değerlendirmek, münafıkların yapacağı bir iştir. Demek ki biz, vela ve bera akidemiz, Rabbimizin Rabbimize imanımızla, şahsiyetimizle ilgilidir diyoruz. Bunu bir ayete dayandırıyoruz. Mümin azizdir. Kafir aziz değildir. Kafire izzet e, getiremeyiz. Müminin azizliği yani güçlülüğü ve onurluğu da kafire karşı değerlendirmesindedir. Müminler kendi aralarında birbirlerinin üstünü değildirler. Yani bizim izzetimiz e, şahsi kimliğimiz mümine karşı değildir, kafire karşıdır. Mümini gördüğümüz yerde kanatlarımızı indiririz, o ayeti okuyacağız. Kafiri gördüğümüz yerde de kanat kaldırırız, yukarı yükseliriz. Çünkü velillahil izzetü veli rasulihi velil müminin İzzet Allah'ındır, peygamberinindir ve müminlerindir. Bu imanımızla ilgili. Çünkü nereden anladık imanımızla ilgili olduğunu? Böyle olmamasını münafıklar ister. Münafık kafir demek zaten. Kafirden beter birisi. Dolayısıyla bir toplum mümin ve kafir diye ayrılır. Müminler kafirlerden daima üstündürler. Elbette bu üstünlük mallarına el koyma üstünlüğü değil. Akide, iman, uhrevi kimlik gelecek şahsiyet açısından. Ama bu, bu onuru biz onların malına el koyma, onlara adaletsizlik yapma, zulüm gibi gerekçelerin altını doldurmak için koyamayız herhalde. Bu o zaman zulüm olur Allah muhafaza buyursun. Öyle değil. Ama Allah katında mümin değerli kafire karşı. Müminler arasında müminler de birbirlerine karşı kardeşler zaten. İnneme'l-mu'minûne <laughs> ihvatun. Müminler birbirlerinin kardeşleridirler. Ruhemâ'u <laughs> beynehum. Birbirlerine merhametlidirler. Eşiddâ'un alel küffar. <laughs> Kafirlere karşı aziz, güçlüdürler, şiddetlidirler. Bu ayetlerden anlaşılıyor ki, Vela ve bera dedik yani müminin dost ve dost olmayanlar listesini Allah belirler. Irka göre, e, coğrafyaya göre, ekonomik ilişkilere göre, partiye göre, sosyal filanca menfaate göre bir ilişki belirlenemez. Müminler arasındaki kardeşliği de Allah belirlediği gibi, mümin olmayanlara karşı nasıl bir siyaset e, güdüleceğini de Allah belirlemelidir. Dolayısıyla anlaşılıyor ki e, buradaki mümin azizdir ifademizde müminin Ahmet Mehmet ismi değil akidesidir aziz olan. İmanından dolayı mümin azizdir. Yoksa Sultan Fatih'in İstanbul'u fetheden ordunun işte askerlerinden biri olmakla o şehirde oturum alıp orada yaşamak arasında bir fark olmadığından değil. Hayır. Tevhid ordusundan olmak tevhid akidesine mensup olmaktır. izzet sahibi olmanın kaynağı. İstanbul'da yaşamak, Mekke'de yaşamak değil. Eğer öyle olsaydı Ebu ile hep Kabe'nin dibinde e, üstelik de güneş çok hararetli olduğu zaman sırtını Kabe'nin duvarına yaslayarak gölgeleniyordu. Ama zelil olanlardan da aziz olanlardan değildi. Ve lillahi'l-izzetu ve lirasulihi ve lilmu'minina. İzzet onur, şahsiyet ve kişilik sahibi olmak müminlere ait bir kavramdır. Peygambere ait bir kavramdır. Temel, en temel akidevi esaslarımızdan birisidir. Buna göre bir, bu paragrafın içeriği olarak veya A maddesi değinsiz, izzet konusu, bu akide akidemizden kaynaklanan şahsiyet anlayışımız, bizim mümin olma sıfatlarımızdandır. Yani bir insan Hans iken Ahmet oluyor. James iken Ahmet oluyor, Mehmet oluyor. Bir isim değişikliği söz konusu olduğunda veyahut da işte Bulgaristan'da doğanla Türkiye'de doğan veya Mekke'de doğan arasında bir kıyas yapıldığında herhangi bir ee, başlık açmıyoruz biz. Ama bir insan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra bu müminin kazandığı mümin isminin gereklerinden biri aziz olmasıdır. Neden? Velillahil izzetu veli rasulihi velil müminin ayet çok açık bir şekilde mümini peygambere peygamberi de Allah'a dayandırıyor. İzzet açısından. Allah'ın izzeti, peygamberin izzeti, müminlerin izzeti diyor ayeti celile. Buradan anlaşılıyor ki, müminlerin en temel vasıflarından birisi aziz olmalarıdır. Onurludur mümin. İkinci olarak da müminlerin izzeti şahsi kişiliklerinden kaynaklanmıyor. İzzet Allah'a dayanmaktan kaynaklanıyor. Çünkü izzetin kaynağı Allah'tır. Aksi takdirde kullar birbirlerine karşı üstünlük taşlamış olurlar. A, B'den, kadın erkekten, erkek kadından daha üstündür gibi iddialar nereden kaynaklanıyor? Üstünlüğün ölçeği, aziz olmanın ölçeği Avrupalı olmaktan kaynaklanıyor. Anasının onu erkek doğurmasından kaynaklanıyor işte e, filanca Napolyon ordusunda görevli olmaktan kaynaklanıyor. Askeri bir okul talebesi olmaktan kaynaklanıyor. Babasının fabrika sahibi olmasından kaynaklanıyor. Böyle gerekçelerin hangisinden kaynaklanıyorsa bir insan öbür insana üstün olmuş oluyor. Ama üstünlük ezzet Allah'ındır. Allah'ın olan izzeti Allah mümin kullarına pay etmiştir. Hiç kimsenin kimseden bir alıp vereceği yoktur o zaman. Çünkü izzet Allah'ındır. Bunu peygamberine lütfetmiştir. Mümin kullarına lütfetmiştir. Kafire bu hakkı vermiyorum demiştir. Çünkü Allah'a baş kaldırmıştır. Allah'a baş kaldıranın herhangi bir şey e, ifade, beyan etmesi, talepte bulunması da bizim için mümkün değildir. E, müminin Allah'tan kaynaklanan, bir izzet sahibi olması A, B, C noktasına geldik. Dedik ki müminin imanının vasıflarından biri aziz olmasıdır. Bu azizliğin kaynağı da Allah'tandır. Ee, üçüncü C maddesi olarak madem ki mümin azizdir, azizliğini de Allah'tan almıştır. O zaman müminler cennetten gelmiştir diye Hacerül Esved'i korudukları gibi, Kabe mukaddestir diye aslında oradaki kayalıklardan koparılmış taşlardan ibaret olduğu halde Kabe'nin taşıdır diye mukaddes tutulduğu gibi Kabe'nin taşı Hacerül Esved ve benzeri Müslümanların değerli tuttuğu dünya metaından daha değerlisi müminin izzetidir. Çünkü müminin izzetine müdahale, müminin izzetini yok saymak, yıpratmak, şahsiyetini eskitmek, mümine hakaret etmek Allah'tan gelen bir şerefi lekelemektir. Bu sebeple gıybet müminin onurunu zedelediği için bir insanı öldürüp etinden kebap yapmak gibi suç kabul edilmektedir. Ahmet böyleymiş, Ayşe böyleymiş deyip bitiriyorsun cümleyi. Olup bitiyor. Onun da kızdı yok, o da gülüyor belki. Ama onun şahsiyetini lekelediğin için, izzetine e, halal halel getirdiğin için Allah bunu onu bıçaklayıp kesip onun etinden kebap yapmak gibi görüyor. Bu <laughs> ne e, nereden kaynaklandırıyoruz bunu? Dedik ki izzet, onur sahibi olmak, dik duruş, şahsiyet sahibi olmak, ölse de eğilmez bir kafa sahibi olmak, kendini hep üstün bilmek, kafire karşı, müminin karakteridir, vasfıdır. Münafıkun suresinin 8. ayetinde gayet açıktır bu. Madem böyledir bu, o zaman bu niye böyle güçlüdür diyoruz? Çünkü izzetimizin kaynağı Allah'tır diyoruz. Allah'tan gelme bu. Cennetten gelme olduğu için Hacerü'l-Esved'e değer verip öptüğün gibi Allah'tan mümine gelmiş olan aziz olmak, şahsiyetli olmak da aynı şekilde Müslümanlar tarafından korunması gereken bir değerdir. Bunun için mümine gıybet yoluyla hakaret etmek en büyük cinayetlerden kabul edilmiş. Bunun için bir kadına namuslu bir kadına namusu ile ilgili iftirada bulunan birisi sonra tövbe de namaz da kılsa o kadından helallik bile almış olsa وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا Bir daha şahitlikleri kabul olmaz adam yerine konmaz bir kimlik hale gelmiştir. Neden? Çünkü bir kadının üzerindeki en büyük sıkıntı o kadının namusuna iftira edilmesidir. O iftirayı ben helal ettim hakkını dese bile o kadının sülbünden gelecek on asır sonraki çocukların bile etkilenebileceği bir kirlilik olduğu için o kadının on asır sonra beş asır sonra gelecek çocuklarına dair torunlarına dair bir hakkı helal etme hakkı yoktur. Çünkü hiç kimse 15 asır önceki nenesinin namusunun itham edilmiş olmasını istemez bu dünyada. Benim 20. kuşaktanki torunlarımın haklarını helal ettim diyemez hiç kimse. Buradan neyi örnek veriyoruz? Konumuz kadına iftira etme konusu değil. Müminin, izzet sahibi olması, ve bu izzeti Allah'tan almış olması, müminlerin aralarında, birbirlerinin onurunu korumaları gerektiğini ortaya koyuyor. Peki biz bu hususa neden girdik? Şundan dolayı takiyye, Müslümana karşı iki yüzlülük, Müslümana yalan konuşmak, onu maskara hale getirmektir. He he, böyledir diye Müslümanı aldatmak, şahsiyetiyle oynamaktır. Allah, mümini ve lillahi'l izzetu ve liresulih ve diye onurlu hale getiriyor. Mümin onurludur, azizdir. Bu izzeti yok sayan anlayış müminin şahsiyetini zedeler. Müminin şahsiyetini zedelemek suçtur. Çünkü tıpkı Hacerü'l-Esved'in cennetten çıkması gibi müminin şahsiyeti de Allah'tan gelmedir bu şahsiyeti zedelemenin çeşitlerinden, uygulamalarından biri de müminin karşısına geçip 15'i 20 göstermektir. 20'yi 15 göstermektir. içinden geçenin dışında bir surat sergilemektir. Bunun adına takiyedir. Daha sonra takiyenin uygulamalarını da göreceğiz ki mümine karşı yapılabilecek en çirkin tuzaklardan birisi olarak takiyenin müminin izzetini, onurunu, şahsiyetini, kişiliğini ki bunları Allah'tan alıyordu mümin zedelemektir. Takiye o zaman müminin imani şahsiyetine karşı işlenmiş bir suçtur. Evet. Bir başka husus bu e, izzetle ilgili müminin izzetiyle ilgili başlığı bitirmiş olduk. Bir başka husus takiye ne demekti? Müslüman, kafire karşı, sıkıştığında, politik davranıyor. Başka bir renk gösteriyor. Canını kurtarmaya çalışıyor. Bu, can kurtarmak, nesil ve namus kurtarmak gibi, çok ciddi bir, gerekçeye dayandığında, Kur'an buna ruhsat veriyor. Ama, Politik menfaatler. Mesela Müslümanların yönettiği bir derneğin öbür Müslümanların yönettiği derneğe karşı bunu yapması halinde. Veya kafirlerden daha ucuz kumaş almak için böyle bir hile yapmak gibi. Yani Allah bunu sadece müminin canı ve namusu tehlikeye girdiğinde bu ruhsatı vermiş. Tıpkı kortizonlu ilaç gibi. Başına ağrınca değil, ölümcül bir hastalığa yakalanınca kullanabileceğim bir zehir bu. Her canı sıkıldıkça yemekten sonra bir kortizonlu ilaç almak demek bile bile ölmek demek. Bu kortizonlu yeşil reçeteyle satılan bir ilaç gibidir bu takiye. Allah'ın ruhsat verdi yani ölecekse bu hasta madem öleceği belli tıp tespit etmiş buna verin bir ilaç yeşil reçeteli ilaç zaten ölecek bu inşallah kurtarırız. Takiye tıpkı bunun gibidir. Ama bunu birileri kalkıp günü birlik Müslüman politikası gibi uyguladığında esasen bu insan Allah'ın dininin galibiyetini Allah'ın hükmünün kıyamete kadar baki olduğunu Allah'ın müminlerin müminleri koruyacağına dair sözünün bulunmadığını düşünüyor demektir. Çünkü her an böyle bir politikaya başvurmak, takiye politikasına başvurmak, hep kaçak oynamaktır. Sürekli kaçak oynamak ise, yani sürekli politik davranarak, e, perdelerin arkasından tiyatro çevirerek oynamak, cihadı ortadan kaldırmaktır. Cihad etmeden, cihadı gizli tiyatro hikayeleriyle bitirmiş olduğunu zannederek, yani kafirlerin karşısına çıkmadan, hiç kafir suratı görmeden, Allah'ın razı olduğu iyi bir mümin olma temennisidir. E, Takiye'nin günlük uygulama haline getirilmesi. Bu sebeple diyoruz ki, bir kere müminlerin en temel itikatlarından birisi, Allah'ın sözünün gerçek olduğuna inanmaktır. Allah kullarına kuru vaatte bulunmaz. Allah'ın kullarına bütün vaatleri, güneşin gökyüzünde durduğu kadar, büyük bir hakikattır. Belki de ondan da daha büyük bir hakikattır. Müminler böyle iman etmeleri gerekiyor. Takiyeyi günlük kimlik haline getirmek ise bu imanı zedeliyor. Çünkü takiye sadece dediğim gibi zaten ölecek bu hasta. Verin bu zehirli ilaçtan belki kurtulur. Yılan yutarsa yaşar belki diye ölmek üzere olan birisine bir yılan yutturuyorsun gibi. Takiye böyle bir durumdur. Bunu Sabah akşam öğlen beş vakit kullanmaya kalktığında bu zafer cihat yapmıyorsun. Niye cihat yapmıyorsun? E kafirler çok güçlü. E, müminler günün birinde dik durmayacaklar mı kafirlere karşı? Cihat edilmeyecek mi? Demek ki senin Allah'ın cihat etmen halinde sana yardım edeceğine dair vaadine itimadin yoktur. Bu hususta Ali İmran suresinin <laughs> 100 39. ayetini e, çok iyi anlamamız gerekiyor. 139. ayeti Alemran İmran suresinin "Ve tehinu ve la tahzenu ve entumul a'launa in kuntum mu'minin." "Ve la tehinu" gevşemeyin. "Ve la tahzenu" üzülmeyin de. "Ve entumul a'launa" siz üstün olansınız. İn küntüm müminin. Eğer müminseniz. Müminseniz üstün olan sizsiniz. Ali İmran suresinin 139. ayeti. Mümin misin? Müminliğinde bir şüphen var mı? Yok. O zaman Allah'ın çok açık iki emri var. Mümin sen. Ayet ne diyor? İn -tüm. Eğer iseniz müminine müminlerden müminseniz e değilse zaten cevap yok. Yani değilse bir sorun yok. Mümin isen Allah diye bir imanın varsa Kur'an senin kitabınsa velateyinu. Gevşemeyeceksin. Ve la ve üzülmeyeceksiniz. Kayıplardan dolayı kenara çekilmek olmaz bu iş demek gibi bir politika gütmeyeceksiniz. Şimdi e, yer yer ya o nereden çıktık bu konuya diye bir düşünebilirsin. Nereden çıktık bu konuya? Takiye nedir? Canını kurtarmak için yok yok bizim çocuklar hafız olmadı demektir. Polis geldi hafızlık yapan çocukları topluyor. Yakalayınca da hepsini kurşuna dizecek. Peki tamam. Biz burada ne yapıyoruz? Takiye yapıyoruz. Bizim çocuklara hafızlık yaptırmıyoruz biz diyoruz. Takiye bu. Buna izin veriyor Allah. Ama Müslüman evde çocuklara abdest aldırdın mı sorduğunda yok yok biz zaten abdeste inanmıyoruz. Bizim mezhepte abdest yok diyor. Yemeğe sağ mi başladın? Yok canım sol elinde bardağı tutuyordu onun için. Yoksa biz sağ elle yemesek de olur. Her şeyinden İslam'ın yok, yok bizde yok zaten. E, biz, biz, karışmıyoruz zaten. E, kadınlarınız tesettürlü yok canım. Bizimki kuaföre gidememişti. Onun için öyle kaba giyiniyor. Yoksa biz yok canım açık olmak daha iyi bizim için. Nerede kafir burnunu gösteriyorsa ve ee biz yokuz. Evet tamam tamam. Bu nedir? Kaçamak oynamaktır. Bu kaçamak oynamayı dik durup Allah'ın dini budur kardeşim. Kafamda burada benim. Zaten bir canım var, alın şunu, rahat bırakın beni diyememek, günlük, ömür boyu sürecek bir politika haline getirmek, takiyeyi, yok dinimizde böyle bir şey. Takiyenin uygulanırlık alanlarında bunu göreceğiz. Bunun da nedeni, müminin Allah'a itimat olması gerekiyor. İşte Ali İmran suresinin 139. ayeti, eee, üzülme hakkı olmadığını müminin, gevşeme hakkı olmadığını inküntün müminin. Ve entümül alem. Çünkü en üstünsünüz. Hem en üstün sen olacaksın. İmanın izzeti gerektirdiği için. En üstün. Kafirlerin tamamından bir mümin daha üstün olacak. Ama bu mümin de bütün vidaları kopmuş, mafsalları dağılmış, iskelet gibi duracak meydanda. Böyle mümin olur mu? Soruyorsun, Yok canım bir daha İslam toparlanamaz diyor. Kafirler çok güçlü, internet ellerinde, e, her şey ellerinde diyecek. Ama inküntü müminin buradaki tehdittir aslında. Müminseniz bu iş böyle. Yok mümin değilseniz bildiğiniz gibi yaşayın demek olur. Aynı şekilde Maide e, suresinin 54. ayetinde... <laughs> بو إشارة بار. "يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم" Şimdi birkaç kere hangi cemaati tavsiye edersiniz? Hangi grupta bulunmamızı, hangi tarikatı tavsiye edersiniz diye soru soruluyor hemen hemen her hafta. Bizim internet fetva meclisi isimli sitemizde. Bunların bir kısmının çanak soru olduğu hemen belli oluyor. Yani işte filan cemaate sataştı diye ipucu yakalamak için. onlar belli oluyor. Sırıtıyor. Zaten onlara cevap vermiyor. Ama hakikaten de bazen mümin insanlar yani sanki yan yana beş tane cami var. Ezan da okundu. Bu camilerden hangisine gideyim? Hepsi yan yana camilerin der gibi bir tereddüt geçiriyor müminler. Doğal olarak nasıl bir cemaat tavsiye edersiniz sorusuna bu ayeti yazıyorum ben. Yani bu ayeti özetliyorum. İslam'ı, dinimizi olduğu gibi kabul eden, bütün kusurlarıyla, eksiklikleriyle müminler arasında ayrım yapmayan, alkol içen mümine de mümin kardeşim diyen, Kabe'de tavaf eden mümine de mümin kardeşim diyen, müminleri renklerine, ülkelerine, topraklarına, kalitelerine, vasıflarına göre ayırmayan, cennetten parsel dağıtmayan, müminlerin parasında gözü olmayan müminlerin ailevi ilişkilerini yönlendirecek şekilde e, derin hesapları olmayan 10 sene önceki haliyle 10 sene sonraki hali ekonomik kimlik açısından aynı hale gelen ayakkabısının düğmesini e, müritlerine müridlerine düğmelettirmeyen kendi ayakkabısını kendi giyen şeyhlerin bulunduğu e, çocuklarının vakfa veya toplantılara gelmesiyle başka bir müminin çocuğunun gelmesi arasında fark olmayan yani aristokratik bir kimlik sergilemeyen Allah'tan öğrendiğini kullarına dağıtmaya çalışan peygamberin sünnetini kendi hayatından daha değerli tutan vesaire böyle sayıyorum. Bu Maide Suresi'nin 54. ayetini esas alarak bunu yapıyorum. Çünkü burada Allah Teala müminlerin kimliklerini, niteliklerini, cemaat karakterlerini söylüyor. Size de tavsiyem, nasıl bir mümin topluluk olmamız gerektiğinin en temel ölçülerini bu Maide suresinin 54. ayetinde bulursunuz. Çünkü Allah buyuruyor ki, Ya eyyüllezine o, Ey iman edenler, Men yartedde minkum, İrtedde yartedde irtidaden, dinden dönmek demek. Mürted de dinden dönen demektir. Mürted. Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse, yani İslam'ı beğenmeyip çekip giderseniz, فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ Allah getirir. Bir kavmin, bir başka kavim getirir Allah. Cümleyi çok dikkatli dinleyiniz. Bu ayeti neden ölçü aldığımı göreceksiniz. Niye filan tarikatın özelliği filan şey Kadiri Şeyh'i önceliklidir, nakşiler daha üstündür demiyorum da Allah'ın kitabından ölçü alıyorum. Cümlenin girişi nasıl? Ey iman edenler, sizden bir grup çekip giderse, dininden vazgeçerse, fesevfe yetillahu bi Allah yeni bir millet getirir. Tenezzülü yok Allah'ın demek ki. Niye yalvarsın ki kullarını? Gidiyorsanız gidin. İrtidat etmişim. Cehennemde olacak nasıl olsa. Git. Allah yenisini getirir. Yuhibbuhum, yuhibbuhum Ve yuhibbunehu. Allah o yeni getirdiğini sever. Onlar da Allah'ı severler. Yani siz gidiyorsanız eğer, sizden biri giderse, Allah yenisini getirir, sevdiği birisini getirir. İki nokta üst üste. Şimdi, siz giderseniz, mümin olmayacağız derseniz, Maide suresinin 54. ayeti, bunu her sabah evden çıkarken bir kere okuyup vakfa öyle gitmek lazım. Toplantılara öyle gitmek lazım. Cemaat karakteri, mümin karakteri, kimdir mümin? Daha çok propaganda yapan bir cemaat mi? Daha çok medyası olan cemaat mi? Müridi daha kalabalık olan cemaat mi? Yok. Siz gittiniz mi? Yenisini getirecek Allah. Hem de getirirken bu sefer, onları Allah seviyor, onlar da Allah'ı seviyor, öyle birini getirecek herhalde. İki nokta üst üste kim bunlar? Eee, beş vakit namazı kaçırmayanlar. Her sene bir cami yaptıranlar. Hacca her sene gidenler, umreyi kaçırmayanlar. Bunları sayıyor olması lazım. Bol bol sadaka verenler, kurbanda 20 hisse kurban kesenler, okul yaptıranlar, yurt yaptıranlar, Kur'an kursu yaptıranlar, bunlar İslami şeyler. Ama Allah, beğenmezsem sizi dinden çıktığınız için de yeni bir nesil getirirsem, onlar şöyledir diyor, beklediği, görmek istediği, Medine'deki ensarı, muhacirleri tarif ediyor. Temel karakterler, namazın da içinde gizli olduğu şey, orucun içinde gizli olduğu şey. Elbette kandilleri de kutlayacaklar. Eee. tesettürlü kadınlar getiririz. Böyle demiyorlar. Yuhibbuhum ne yuhibbunehu. Allah'ı seviyorlar. Allah onları seviyor. E kim bunlar? Bir say bakalım. Cihad edenler mi mesela? Yok. E zilletin alel mu'minine. Mü'minlere karşı boyunları büküktür. اَعِزَّتٍ عَلَى الْكَافِر۪ينَ Kafirlere karşı diktirler. يُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda cihad ederler. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا اِمْ Kimsenin kınamasına da dikkat etmezler. Böyle diyecekler mi? Şöyle diyecekler mi? Allah diyor mu? Öyle yok. Geç gitsin yedi milyar insan verirler. Bu Maide suresinin 54. ayetini okumayan, bir vakfa üye olmasın, bir derneğe üye olmasın, bir gazeteye abone olmasın, bir dergiye abone olmasın. Kaç özellik saydı? Yuhibbuhum ve yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Onları Allah seviyor, onlar Allah'ı seviyorlar. İki nokta üst üste. Say Ya Rabbi kimlermiş bunlar? Bir numaralı şartı ezilletin alel müminin müminlere karşı alçak gönüllü boyunları bükük düşüktürler ezzetin alel kafirin kafirlere karşı diktirler birinci özelliği Allah'ın beğenmezsem sizi çekip giderseniz daha iyilerinizi getiririm dediği mümine karşı peki abi diyen, kafire karşı git oradan, diyen hadi oradan diye kafire heybetiyle davranan yücehiduna fi sebilillah Allah yolunda cihada hazır propagandadan etkilenmiyor ve la yehafuna levmete laim levmete laim negatif propaganda demek negatif propagandadan, analar, babalar, teyzeler, ablalar, üniversitedeki arkadaşlar, camideki dedikoducu ihtiyarlar, ne derse desinler. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَعِمٍ Herhangi bir şekilde etkilenmiyorlar. Çekip giderse bir nesil, Allah'ın getireceği nesil buymuş. Nerede peki, Namaz, oruç kaldırıldı mı? Yani yeni gelecek Müslüman nesil namaz kılmayacak mı? Namaz zaten kılmasa Müslüman olduğu nasıl belli olacak? Ramazanda oruç tutmasa zaten onun Müslüman olduğu nereden belli olacak ki? Bunları yapmak zaten Müslümanlığın adı. Minder'e yeni bir pehlivan çıktı, gözü de varmış, kulağı da varmış denir mi? E zaten gözü kulağı olmayan niye güreşe çıksın ki? Onu sayılmaz kim sayılır? Yeni bir pehlivan çıkmış, 100 kilo kaldırıyormuş. Çünkü her insanda doğal olarak iki göz, iki kulak olur. Ama her insan 100 kilo kaldıramaz. Överken, kapasite gösterirken, kaç kilo kaldırabildiğini gösterirsen kapasiteyi göstermiş olursun. Rabbimiz, bu Maide suresinin 54. ayetinde Allah yolunda cihad eden müminlerin giderse bu tembeller, gelecek çalışkanların kim olduğunu söylüyor. Dolayısıyla, mümine karşı takiye yapan, bu ayeti karşısına almak zorundadır. Kafiri gördüğünde, Yahudi, Ermeni, Siyonisti, ceketini düğmeleyip, tabi efendim, yes, yes, misyo, he 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 he, boynu dört kat oluyor, kamburu çıkıyor sırtında kafiri gördüğü için, mümini görünce de ne demiştiniz? Olmaz böyle. Celalleniyor. Ayet, mümini görünce sus, kanatlarını ger diyor. Kafiri görünce kalk görsün seni kafir diyor. Bu kafiri görünce masanın altına kaçıyor. Tabi efendim oluyor. Mümini görünce horozlanıyor. Maide suresinin 54. ayetini Kur'an'dan çıkarsak her şey kolay olacak. E Kur'an'dan Maide suresinde çıkaramayız. Maide suresinden bu ayeti de çıkaramayız. E bu ayet e, ashab-ı kiram hakkında inmiştir. E, o ashab-ı kiram için özeldir. Mi diyeceksin? Var mı Kur'an'da bir ayet ashab-ı kiramla ilgili cennete gelince o bizle ilgili hesaptan önce. Şeytan tuzağı bunlar. Mümin bu adamdır. Mümin'e karşı boynu büküktür müminden zarar da görse, e, hesaplaşırız ahirette, der bırakar, kafirde bir ay çiçeğinin tanesini bile bırakmaz. Maide suresi, Allah'ın nasıl bir mümin kul aradığını, kullarından beklediğini gösteriyor. Fetih, El Fetih suresinin 29. ayeti, <laughs> Muhammedun Resulullah, Allah Peki, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Amin. ve Peki, vellezine ma'ahu, Muhammed'le beraber olanlar, Ebu Bekir'lerdir, Ömer'lerdir, Allah yolunda cihad edenler, edenlerdir diye saymıyor. Vellezine ma'ahu, Muhammed'le beraber olanlar, eşiddâ'u kafirlere karşı şiddetlidirler ruhama u beynehum. kendi aralarında merhametlidirler. Bir şeye dikkat ediyoruz. Muhammedle beraber olanlar sallallahu aleyhi ve sellem e, biliyoruz kim bunlar ashab-ı kiram yani ve kıyamete kadar da e, وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ bi İyi iyi bir şekilde uygun bir şekilde ashab-ı kirama tabi olanlar. İnşallah bütün nesiller ve inşallah biz. Ama bunları veda haccında görürsün. İşte peygamberle beraber cihad eden adamlar, Bedir'deki mücahitler saymıyor. Ne sayıyor? Eşit alel kuffar. Kafirlere karşı diktirler boyunlarını büktürmezler kafire. Ruhema beynehum kendi aralarında da merhametlidirler. Muhammed aleyhissalatu vesselamın adamı olmak, Resulullah ile beraber olmak, kafire karşı dik, mümine karşı merhametli olmakla mümkün. Bunun tersi olamaz. Olduğu zannedilemez de zaten. Ne konuşuyoruz? Dedik ki, takiyeyi bir yere oturtabilmek için, imanımızın, akidemizin sistematiğini çözmemiz lazım. Nereye oturuyor bu diye. Bu sistematiği çözerken de, karşımıza bir vela ve bera düşüncesi çıktı. Müslümanların imanında bir vela, bir ve bera var. Bu vela ve bera düşüncesinin içini doldurduğumuzda da dedik ki Allah'ın dininin şeriatının ve böylece müminlerin galibiyetine aziz olduklarına iman etmek gerekiyor. Ali İmran suresinin 139. ayeti, müminseniz bu iş böyledir buyurmuştu. Maide suresinin 54. ayeti de, giderseniz yeni getireceklerimi severim, onlar da beni sever, onların da özelliği nedir? Müminlere karşı merhametli, kafirlere karşı dik adamdırlar buyurmuştu Allah. Onlar Allah yolunda cihad ederler, negatif propagandadan da rahatsız olmazlar. Ne diyecekler, filancalar ne der diye bir endişe taşıma. Ne derse desinler ya, Allah bana cenneti versin de, ne derse desin. verirler demişti. Sonra El-Fetih suresinin, <laughs> El-Fetih suresinin 29. ayetinde, baktık ki, eğer Maide suresini anlamadıysan 54. ayetini gayet açık bir şekilde Allahu Teala onu anlamadıysan bunu anla. Ne? Muhammed'in adamları kafirlere karşı dik, müminlere karşı merhametlidirler. Bu dik kelimesi şiddetlidirler diye geçiyor ayette aslında. Eşidde şiddetlidirler şiddet kelimesi terör, vurup dağıtmak, kırmak anlamına da anlaşılabileceği için o kelimeyi kullanmıyorum. Ama dik durmada haysiyetini korumak, taviz vermemek, cezayı hak ediyorsa ceza vermek bulunduğu için dik durma diye tercüme ediyorum. Ayette çok açık bir şekilde eşit şiddet, de şiddetlidirler. Şiddette güç ve kuvvetli olmak manası var diye böyle tercüme ediyoruz. Bir başka vela ve bera akidesinin içini doldurmuş olmak için bir başka bilmemiz gereken şey de Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek imanla ilgilidir. Daha önce biz uluhiyetin Allah-u Teala'nın zatına imanın ayrıntılarından demiştik. Şimdi burada müminin sevmesi sıradan bir sevgi. Sıradan bir buz. Buz nedir? Sevginin aksi. Nefret, kin, refleksli olmak, karşı tavır koymak demek. Müminin bu tür tavırları imanıyla alakalıdır. Burada حديث الشريف اوكي جاز، اما انجب ممتحنا سور سنن برنج ايتنا ب اوكي سور سنن برنج يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق صدق الله العظيم اي ايمان Ey iman edenler. La <laughs> tettehidû aduvvî ve aduvvekum. Benim, yani Allah'ın, benim ve sizin düşmanlarınızı evliyâe <laughs> dost edinmeyesiniz. Dostlarınız olmasın onlar. Tulkûne ileyhim bil mevedde. Siz onlara gülücük veriyorsunuz. Halbuki vakat kefarû bimâ câekum minel hak size gelen hakkı inkar ediyor onlar. Siz nasıl adamlara el sallarsınız? Mümtehine suresinin birinci ayet. Bu ayet, hiçbir şekilde tartışma veya acaba yahu bu, bu demek midir diye bir tereddüde gerek bırakmadan, la tettehidû, olmaz, yapmayın diye nehy ediyor. Nehi hazır bu. Arapça ifadesiyle. Yani la Yapmayın sakın böyle. Sakın dostu yapmayın onları. Çünkü onlar Allah'ın düşmanı sizin düşmanınızdır. Onlar sizin kitabınızı inkar ediyorlar. Siz onlara nasıl gülücük veriyorsunuz? Nasıl seversiniz onları siz? Buyuruyor allah Teala. Burada El-Bera İbni Azib radıyallahu anh isimli sahabinin rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Yani bütün bu anlattığımız şeyleri özetliyor. Bu hadis-i şerifi Ahmet bin Ambel'in müsnedinde 18.524. hadis i̇bn Ebi Şeybe'nin musannefinde 34.338. hadis-i şerif Et-Tayalisi diye bir muhaddis. Onun da 783. hadisi şerifi e, olarak kaydedebilirsiniz. El-Bera i̇bn Azib radıyallahu an isimli sahabi naklediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulunuyorduk bir aradayken soru sorup buyurmuş ki etedrune eyyu ural imani evseku İmanın en güçlü halkası hangisidir sizce demiş hani imanın şubeleri var ya işte namaz İslam olarak bildiğimiz şeyler hangisi sizce en güçlüsüdür bunların diye sormuş sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Dedik ki diyor, namazdır ya Resulallah, imanın en güçlü halkası. Buyurmuş ki, evet, namaz güzel bir cevap ama, aradığım bu değildi buyurmuş. O zaman ya Resulallah, oruçtur. Demişler, buyurmuş ki, evet o da güzel ama aradığım bu değildi buyurmuş. Çakmışlar hikayeyi, demişler ki, ya Resulallah cihattır o zaman. İmanın en güçlü halkası buyurmuş ki, o da güzel ama aradığım o değildi demiş. İmanın en güçlü halkası. Evseku, <laughs> evsek en güçlü demek ura böyle halka halka birbirine zincirler takılır ya oral imanı iman halkalarının en güçlüsü hangisidir yani hangisine tutunuyor her şey en güçlü sonra buyurmuş yani asapta namaz demişler yok demiş oruç demişler yok demiş cihattır demişler yok demiş tamam bunlar güzel ama ben bunu sormuyorum şimdi buyurmuş sonra kendisi buyurmuş ki evseku ural imani imanın en güçlü halkası el hubbu fillahi vel fillahi. Allah için sevmek Allah için buğz etmektir Allah için sevmek Allah için buğz etmek imanın en güçlü halkasıdır. İmanın en güçlü halkasıdır ifadesi ne demek oluyor? Demek ki imanın pek çok halkası var. Ama imanı sıkıntıya düşüren halkalardaki kopukluklar imanı ameli değil. Amel olunca namaz en güçlü. Allah için sevmek, Allah için buz etmek gittiği zaman imanı tehlikeye sokacak en riskli gidiş oldu demektir. Çünkü imanı ayakta tuttuğunda mümin cemaati ayakta tutuyor Allah için sevişmek. Allah için buz etmek eğer gerçekleşmezse anasını, babasını, aşiretini karşısına alamıyor kimse. Anayı babayı karşına alamadın mı? Kendi ırkını karşına alamadın mı? Derneğini, vakfını, partini karşına alamadın mı? Coğrafyanı karşına alamadın mı? Yüzde yüz kendini Allah'a veremiyorsun bu sefer. Yüzde yüz kendini Allah'a veremedin mi? E imanın yüzde yüz olmuyor. O sebeple ashab-ı kiram Mekke'den Hadi gidin hicret edin deyince hop yaz tatiline gider gibi Habeşistan'a gittiler. Olmadı hop Yesrib'e gittiler. Sanki orada yazdıkları vardı gibi. Neden? Çünkü Allah için sevmek, Allah için buz etmek gelince, müşriklere öyle bir buz ettiler ki, Kabe'nin dibinde bile olsa onlar bırakıp gittiler onları. Babaları, anaları orada olduğu halde belki. Dayıları, yeğenleri orada olduğu halde. Allah için sevmek ortaya çıkınca en güçlü iman maddesi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşık 400 aileyle hicret etti Medine'ye. Yaklaşık 400 aileydiler. Kaba rakamlarla 500 olabilir en fazla. Ama 400'den 400 aile vardı. 400 aileyi yanlarında ibrik bile getirmediler. Terlikleri bile yanlarında yoktu. Çocuk mamaları yanlarında değildi. Yürüyerek kaçtılar Mekke'den. 400 aileyi bu yeni yerleşim yerinde nasıl ayakta tutarım diye bir gün bile endişe taşımadı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Şimdi bir ülkeden öbür ülkeye göç oluyor da koca 50 milyonluk ülkeler ekonomisi batıyor. İşte bin aile göç etti deniyor işte bizim sınırlarımızdan. Ekonomi etkileniyor, sosyal politikalar sıkıntıya giriyor. Çok büyük göç oldu diyor. Göç dalgası batırdı filan ülkeyi diyor. Yesrib bir köy o köye 400 aile geldi. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne olacak diye bir sıkıntı yaşamadı. Neden? 400 aile sanki yazdıkları vardı gibi yerleştiler oluyor. Çünkü en güçlü iman noktası olan Allah için bu etmeyi muhacirler ispat ettiler. Analarının babalarını Kabe'yi bile duvarları Hacı Öl-Esved'i orada bırakıp geldiler. Allah için sevmeyi, imanın en güçlü halkası olan Allah için sevmeyi de ensar ispat ettiler. Bu iki birleşimden bugün iftihar ettiğimiz İslam çıktı ortaya elhamdülillah. İşte bunun için imanın en güçlü halkasıdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Müslüman namaz kılarken hatta cihad ederken bile içindeki kabile bağlarını, ırkını atamayabilir. Namaz kıldığı halde kadın düşmanlığı yapabilir. Namaz kıldığı halde feminist olabilir. Ama mümin kardeşlerim siyah derili beyaz derili kadın erkek diye silip attığı zaman ensardan olunca o zaman bütün e, köprüleri atmış yüzde yüz Allah'a iman noktasına gelmiş demektir. Evet bu konuya devam edeceğiz. Vela ve bera akidemizin içini dolduracağız. Çünkü vela ve bera Takiyenin anlaşılması için anlaşılması gereken konulardan biridir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.